Eğer cesedi buldularsa size ulaşmaları an meselesi. Bu kadar. Ya ben sizin aklınızı uyup da... Kaçak atlandıydın ya. Ne yapacaksınız şimdi Yiğit? Lan domuzlar eşelemiş işte mezarı. Olmasaydı hiç kimsenin de haberi olmayacaktı. Sen azıcık derine gömer be. Elinizin ucuyla iş yapıyorsunuz. Ne diyorsun be sen? Bu körle yatan şaşı kalkar diye bir laf var biliyor musun sen? Senin için söylenmiş biraz sanki. Allah Allah. Seni akıl ver diye çağırdık, ayar ver diye değil. Artık sen de suç ortağı olduğuna göre. Tamam. Kavga etmeyin artık. Teslim olacağım. Elbet bulacaklar beni Yiğit. Yeteri kadar başınızı belaya soktum. Benim en iyisi teslim ol. Derya, otur otur bir yerde. Derya. Kızım saçmalama. Ben arabama ceset koyuyorum, ormana gidiyorum, gömüyorum. Selim'le Ender'le uğraşıyorum, bunun çenesini çekiyorum. Sen de gidip ifade mi vereceksin polise? Ya kızım bu çocuk oyuncağı mı? Arkadaşlar bu suçluluk duygusuyla yaşanmaz. Ne yapacaksınız siz? Ömrünüzün sonuna kadar böyle tetikte mi yaşayacaksınız? Size söylüyorum. Derya'nın hafif iletici sebepleri var. Derya. Bak canım. Eğer meşru savunma olduğunu ispat edebilirsek ki ben sana söz veriyorum. Sen oradan elini kolunu sallayarak çıkar gidersin. Biraz hukuka, adalete, biraz bana lütfen güvenin. Lütfen. Lan babam kendini ipe çekti. Ne yaptı senin adalet? Ha? Annem aklını oynattı. Neredeydi senin adalet? Suçlular dışarıda gezinmiyor mu? Ha? Sen bunun peşine düştün de ne oldu? Buldun mu suçluları? Adaletmiş. Herkesin bildiği şeyi ispatlayamadınız be. Güçlüler bir şeye karar verirlerse küçük insanlara halt etmek düşer abi. Burada da hayatı kayacak olan Derya. Derya adam öldürerek haklıyken haksız konuma düştü. Tamam mı? Bu böyle. Adamı şikayet edebilirdin. Sana o gece de söyledim bunu. İstemedin. Bu konuda artık tek kişi bile laf etmesin, tamam mı? İçeri girdiğinizde de ziyaretinize gelmeyeceğim. Özür dilerim. Dileme. Hadi. Siz de dağılın. Sibel Derya'yı yalnız bırakma. Pişman olacağı bir şey yapmasın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.